Merhabalar. Eğitimin üçüncü videosundayız burada. Şimdi data tiplerine bakacağız bir. Şuradan gelip yeni dosyamı açıyorum. Evet, dosyamı açtım. Hey uzantılı. Şimdi buraya geldiğimizde data tipi önce ne? Ondan bahsedeyim biraz. Data tipi dediğimiz şey, biz buraya bir değişken atadığımızda, örneğin bir x verdiğimizde buraya ORT, yani mesela bir teksttir bu. Yani yazı. Burada bir yazı kullanabiliriz. Veya şöyle gelip 22 deriz. Bir sayı ekleyebiliriz. Veya şuraya yine bir sayı ekleriz. Ya da sayıdan farklı bir yine veri tipi, data tipi. Şöyle bir liste oluşturabiliriz. Mesela şöyle. Şimdi mesela text dosyalarımız olsun. Formüle diyelim. Robotik diyelim. Şöyle. Şuradan. İşte tek. Şu şekilde listeler ya da bunların hepsi farklı data tipleri. Bunlara tek tek bakacağız. Fakat data tiplerinin farklı olduğunu anlamanız için aslında bu ders. Yani bir ayrım var aralarında. Bunları da biz şöyle kontrol edebiliriz. Şurada print fonksiyonumuz var. Print fonksiyonumuzun içine bir de type dediğimiz bir fonksiyon yazacağız. Type dediğimiz fonksiyon içine yazdığımız değişkenin data tipini veriyor. Şimdi ben burada x nedir bir text'tir. Bu text'lere de bir string diyoruz Python'da. X nedir bir string'dir. Burada bu string'in tipini, yani tipini sorduk. Tip x, yani x'in tipine, ve bunu yazdırdık. Şimdi şurada gördüğünüz gibi class string. Yani burada şunu söylüyor. String class'ına ait. Bu bizim da bu durdaki de datamızın tipi. Mesela burada x'in tipi değil, y'nin tipini yazdırdığımızda daha şöyle, burada z'ninkini yazdıralım. Burada y'ninkini yazdıralım. Bunları yazdırdığımızda gördüğünüz gibi string, int, int dediğimiz şey integer. Tekrar sayılara daha yakından baktığımızda göreceğiz. Tam sayı demek. Burada tam sayı olduğunu ve üçüncünün de bir list, yani liste olduğunu burada görebiliyoruz. Bu type dediğimiz fonksiyonu da kullanacağız ileride. Data tipleri bu şekilde. Bundan hepsine tek tek bakacağız. Sadece işte liste, text veya sayı değil. Burada bizim data tipimiz şöyle. True da olabilir. Veya true, false. Bu data tipi de bool'dur mesela. Buna da daha yakından bakacağız. Şöyle yazdırdığımızda gördüğünüz gibi bool deriz. Bazen gerekli olabiliyor. None diyebiliyoruz. None type, yani tipi olmayan. Daha doğrusu yani zaten onlar yani boş bir data gibi düşünebilirsiniz onu zaten. Bu şekilde data tiplerini görmüş olduk. Type dediğimiz fonksiyonu görmüş olduk. Şimdi gelin bu data tiplerine yakından inceleyelim.